79. Naziat Suresi Mekke'de inmiştir. 46 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O daldırıp can alanlara, usulcacık çekenlere, yüzüp yüzüp gidenlere, derken yarışıp gidenlere, derken bir emir çevirenlere yemin olsun ki kıyamet kopacaktır. O gün sarsacak olan şiddetle sarsar. Onu izleyen sura ikinci üfleyiş izler. O gün yürekler kaygıdan oynar, saygıdan gözleri kalkmaz. Biz gerçekten o eski halimize öldükten sonra hayata mı döndürüleceğiz dediler. Ufalanmış kemikler olduğumuz vakit ha, o halde bu zararlı bir dönüştür dediler. Fakat o zorlu bir kumandadır. Bakarsın onlar uyanmışlar, hepsi meydandadır. Sana Musa'nın kıssası geldi mi? Bir vakit Rabbi ona o kutsal vadi Tuva'da şöyle nida etmişti. Haydi Firavun'a git, çünkü o çok azdı. Temizlenmek ve sana Rabbine giden yolu göstermemi ister misin? Böylelikle ona saygı gösteresin de. Vardı ona o büyük mucizeyi de gösterdi. Fakat o yalanlayıp isyan etti. Sonra koşarak arkasını döndü gitti. Sonra ordusunu ve kurmaylarını toplayıp bağırdı. En büyük Rabbiniz benim dedi. Allah da onu tuttu, ahiret ve dünya cezasıyla cezalandırıverdi. Şüphesiz bunda saygı duyanlar için bir ibret vardır. Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa gökyüzünü mü? O, Allah onu yarattı. Ona boyuna yükseklik verdi ve onu bir düzene koydu. Gecesini kararttı, kuşluğunu çıkardı. Ondan sonra da yeryüzünü döşedi. Ondan suyunu ve otlağını çıkardı. Dağları oturttu. Sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. Büyük felaket, kıyamet geldiği zaman o gün insan neye koştuğunu anlayacaktır. Görecek kimseler için cehennem gösterilir. Artık her kim azgınlık etmiş, değersiz, düşük dünya hayatını tercih etmişse şüphe yok ki cehennemdir. Evet, odur onun varacağı yer. Her kim de Rabbinin makamından, huzurundan korkmuş ve nefsi hevadan alıkoyup yasaklamışsa şüphe yok ki cennettir. Evet, odur onun varacağı yer. Sana o saatten, onun kıyametin ne zaman kopacağından soruyorlar. Nerede senden onu anlatması, onun sonu bilgisi Rabbine varır. Sen ancak ondan korunacaklara bir uyarıcısın. Onlar onu görecekleri gün sanki bir akşam veya onun kuşluğundan başka kalmamış gibi olurlar. Sadakallahül azim.